Yok ya. Şimdilik. Isınmayı tak. Evet. Bir gün önce de öğretim gelmenin içeri gönderdi ama. Oğlum burayı ben yaparım biliyorum aslında. Sen de hiç uğraşmasın. Şunları da tamir edip satarım. Şunu da tamir et. Şimdi sen bir dışarı alalım seni. Bla edip durma bana. Tamam bulunacak işte. Dur. Dur şu küçük yer. Şöyle. Tamam bekleyin. Yani buncacık yer ancak bu olur. Ya oğlum bana akıl verme ya. Azat hoş geldin. Aleyküm selam. Ya tamam ya. Beni rahat bırak. Sesim çok mu ölü çıkıyor? Nasıl ölü çıkıyor? Yeterince güzel abicim. Kulaklığını biraz açarsan rica ediyorum. Yani sesim iyi normalde. Bak şimdi az geliyor diyorsun. Ölü çıkıyor ayrı bir şey, az geliyor ayrı bir şey. Az geliyorsa bir tık sen kulaklığını sesini açabilirsin mesela. Çünkü sesim son ses. Yayına verilen ses son ya. Şimdi zemin. Yok. Buraya bu olmadı. Buraya bu. Şuraya şu. E bak, tamam öyle diyorsun. Hani ölü gibi cansız konuşuyorsun dedin. Şimdi az geliyor dedin. Bak ikisi arasında fark yok mu sence? Yani sesim az değil yani onu söylediğim şey çünkü yani şöyle az değil. Bilgisayarın en son şeyini kullanıyorsun yani. OBS'in en son ses ayarını kullanıyorsun. Daha yükselemez. İmkansız. Bir tık sen şöyle bir sana zahmet lütfen ses aç. Olur bence ya. O tamam. Ora duvar boya. Hadi banyo olsun böyle. Oturma odası olsun şöyle. Şurada biraz şey olsun, açık bir renk olsun. Ha mikrofon kötü olabilir belki ama bir şey yapamam ona da yani. Vallahi elimden ne gelir ki? Elimdeki mikrofon maalesef bu. Ben de isterim daha iyisi olsun. 2,5 yıldır falan, 3 yıl hatta. Şimdi şunu şuraya alayım. Yeni değiştiremiyoruz tabii ki. Şimdi şuraya ne yapayım biliyor musun? Bir tane buzdolabı. Böyle bir tane bir şeyler yıkamak için dolabın yanında hemen bu. Sorabilirsin bunu ya. Merak ettim demene gerek yok. Yani şöyle bir şey değişiyor işte o.
Kimi zaman 1, 2, 3 kişi, kimi zaman 4, 5 kişi çıkıyor, kimi zaman 0 kişi oluyor. O çok değişiyor. Öyle diyeyim sana. Ya eksik ne yaptığımı bilemem ama değişiyor. Yatak odası diyor, tuvalet diyor. Şöyle bir tane bu olsun. Şuraya hadi şöyle bir tuvalet. Şöyle bir tuvalet bezi. Söyleyebilirsin. Hakaret edilmediği sürece, bak hakaret ediyorsun demiyorum ha, yanlış anlama. Hakaret edilmediği sürece insanların fikrini söylemesinde bir sorun yok ki. Tabii ki söyleyeceksin yani. Belki benim fark etmediğim bir eksikliğim var. Belki bir yanlışım var. Belki diyeceksin ki kamera. O da işte. Takip için sağ ol bu arada. Umarım kalıcı takipçilerden olursun. Ya enerjik değilim değil aslında, biliyor musun? Şey, yayında kimse yazmayınca bir şey konuşmuyorum. Öyle enerjik değilmiş gibi kalıyorum. Haklısın. Şu şöyle başka. Sandalye mi? Masa ve sandalye, okey. Şuraya bir masa at şöyle. Ya ne yapsam? Ya haklısın yani, olabilir. Enerjik olmamış olabilirim yani. Sonra şuraya. Bu adam aradı televizyon ya da işte televizyon da izler. Peki, hadi sen bir seyircisin. Ben sana şöyle bir şey sorayım. O dediğin oyunu hani iyi oynayamazsam sence kabul ediyorlar mı bunu izleyiciler? Ben onu sanki kabul etmiyorlarmış gibi görüyorum da daha çok. Böyle hani bu nasıl oynamak ya falan yapıyorlardı. Ben öyle düşünüyorum. Tamamdır. Kiralamaya hazır hale getirmişsin. O zaman hemen açık ev paneline gidelim ve işlerini başlatalım. Ya haklısın. Ama hani mesela şey, Valorant vesaire benzer oyunlarda da ben çok böyle aktif değilim. Hani oynamadım değil hiç. Onu söyleyeyim. Çok oynadım. Valorant oynadım, Zul oynadım. Sonra neydi onun adı? Call of Duty Modern Warfare oynadım. Ya yani ben onları çok oynadım. Hiç oynamadan geçmedim yani, açıkça söyleyeyim hani. Hadi ekleni başlatalım. Hacı. Şöyle bir. Teşekkürler. Ama dediğim gibi işte hani ben çok çok farklı oyunlar oynadım. Yeri geldi bak ben Minecraft'la başladım. Sonra Minecraft'tan sonra 3000'i in mi diyorsun? Bak gel ortada bir yerde buluşalım. Minecraft oynadım. Yeri geldi kuzenlerle şey, neydi oyunun adı? Ark oynadığımız oldu. Call of Duty Modern Warfare oynadım. Son yeri geldi. Şey oynadım. Zula. Hiçbir zaman şey yapmadım yani hani. Sadece birinde kalmaya çalışmadım. Verdim, eve gitti artık. İlk kirada okey. Yani çok çok oyunlar oynadım. Bir yerde kalmadım yani.
Öyle de kalmamaya devam ediyorum. Çünkü bu oyunu da oynamamın sebebi bu. Hem oyun tarzı hoşuma gidiyor, hem de tek bir oyuna bağlanmamak istemiyorum. Birçok oyun. El kontratlar, el kontratlar. Görkemli kimliğinin o neyse artık. İş varmış. Biraz yalnız bir mimar arıyorum. Hadi gidelim. Höt, bu neymiş be? YouTube kara güç olarak bakabilirsin. Burada oynadığım bazı oyunları oraya gönderiyorum. Hani daha çok nasıl söyleyeyim, böyle bu tarz oyunlar. Yani kara güç olarak bakarsan ne tarz oynadığımı görürsün. Ya oraya da muhakkak bir şeyler yapıyorum ben. Bunlar nelermiş be böyle? Bütçe mi veriyor şimdi bana bu? Tamam. Döşemeyi çıkar desen ne oluyor? Bu tamir edilmiyormuş demek ki. Teşekkürler. Geldiğini takip ettiğin için. Umarım kalıcı olursun. YouTube'u takip edebilirsin istersen. Burayı yapalım. Ulan mesaj gelme. Bak şimdi. Şunu al. Yani işte inanma, ancak evin etrafında bir grup hamam böceği var. Bu da ne böyle? Gerçekten biraz yardımcı olabilir misin? Usta bunlar gerçekten çok iğrenç. Oho. Bakayım, tamam, sen şuradan dışarı çık. Evin etrafında diyor ama evin içinde iğrenç. Bir iş oldu. Daireden çıkalım. Kiracı yaptığımız işten dolayı memnun olacaktır. Hadi çıkalım. Şimdi işime gideyim. Burada ne istiyorsunuz? Yani sat mı? Deniz hamağı, deniz hamağı, fıçı fıçı, tekne dekorasyonu, duvarları biter. Hemen bir duvarlar yapalım. Nasıl bir renk buraya gider? Şu renk güzel. Zeminleri bitir. Ne istiyorsa onu yaparım valla. Deniz hamağı.
Bu ne be? Buraya. İşte o zaman tamam. Bir, dur. Bunun ya başının tarafı kıçın tarafı derler ya. İki, üç, dört. Fıçı 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 olsun şöyle. Hatta hepsinin arasına sığmıyorum be, Allah kahretmesin. Ne yapacağım o zaman? Buraya olmuyor. Şuraya olur diye düşünmüştüm. Şöyle. Bir tık daha kaydır. Tekne dekorasyonu. Şuraya tekne yaz. Ne? Mesela ne bileyim. Şu olur. Sonra şu olur. Bir tane bu neymiş? Pusulaymış. Bu olur. Sonra bir tane de bu da pusula, bu da pusula. Şu da şu tarafa bakar. O taşı diyelim şuna. Tamam mı? İşi hızlıca teslim et. Gel bakalım kaptan. Çıkar beni bu kaptan. Dirip dip 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 dirip. Dirip dip 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 dirip. Dirip. Dirip dip dip dirip. Dirip dip dip dirip. Hadi beğenirsin, beğenirsin. Hadi ödeme yap. Teşekkürler canım. Şey değil. Bayan. Hadi başka bir iş. Oğlum kendi evimi alamayacağım ya. Ne istiyor orada? Isıtma, elektrik çalış, elektrik ısıtma. Ne istiyorsun sen benden? Yatak odası. Önce zeminler. Sonra duvar. İki yerde bana vermişsin. Ana. Orayı geri de alamıyorsun. Onun yakın rengi yapıp çaktırma. Yani bir yerle mi ilgileneceğim ben anlamadım. Neyse. Döşeme. Şöyle olsun. Küçük dekorasyon diyor. Ayna diyor. Şunu
Şöyle yapsam. Yatağın başına şifon yarasın. Aynalı şifon yer yok artık. Al sana aynalı şifon yer. Sonra mesela al sana şuraya bir ayna. Kupa diyorsun ya. Şöyle kupa. Şöyle bundan. Bana sanki burayı da yap demiş gibi geldi ama. Şuraya da benzerini yapalım. Buraya da şöyle yapalım. Bir tane şifon yer koy. Sonra küçük bir olmadı. Ondan koy. Ondan sonra ayna koy. Daireyi yenile derken yeniledim işte. Bu da normalde kabul etti. Ha, bir tane motivasyon şeyi koy. Başka? Başka egzersiz ekipmanı bir tane de. Tane de egzersiz şeysi. Ne bileyim aklıma başka bir şey gelmiyor. Görüyorum. Onlara ilgilenmek için mail durumunu panele gidelim. Oy. Ya, tamam sus ya. Dur. Şu İki kontrol süresi açıldı. Aldık mı paramızı?